Akne derecesine göre tedavi edilmektedir. Eğer kişide sadece siyah noktalara bağlı hafif bir komedojenik akne dediğimiz akne mevcutsa, daha çok deriyi soyucu ürünler kullanmaktayız. Krem şeklindedir bunlar. Akşamları daha çok uygulanmaktadır ve bu kremleri de yazın genellikle kullanmamaktayız, güneşe duyarlılık yaptığı için. Eğer bu komedojenik akne biraz daha ileri gitmiş, ufak tefek iltihabi sivilceler karşımıza çıkıyorsa, bu yani mikroorganizmamızın ürediğini gösterir. Bu durumda antibiyotik tedavisi gündeme gelir. Gene bunun derecesine göre antibiyotikleri ağızdan da kullanabiliriz, krem şeklinde de kullanabiliriz. Kişinin tercihine göre de değişebilir. Bu antibiyotik tedavisinde genelde uzun süreli kullanmaktayız. 2 ay en aşağı bir antibiyotik tedavisi gerekmektedir, sivilcelerimiz geçse bile. Bir de daha ilerlemiş kistik aknelerde yağ üretimini de azaltmamız gerekir. Bunun için bir takım A vitamini türevi ilaçlarımız vardır. Ağızdan içilen ilaçlar. Bunları kullanmaktayız. Bu ilaçlar daha uzun süreli kullanılır. Anca tedaviye cevabı görürüz. Kişinin kilosuna göre ayarlarız ve en aşağı bir 6 ay kullanılır bu ilaçlar. Akne nükseden de bir hastalıktır. O yüzden akneyi tedavi ettikten sonra da bir takım kremlerle cildimizin tekrar yağlanmasını engellemeye çalışırız. Gözeneklerimizin tıkanmasını engellemeye çalışırız. Bunları da daha çok bir takım dermatokozmetik ürünlerle yaparız. İlaç değildir bunlar. Bir takım bitkisel içerik içerir. Kişi bunları uzun süre kullanır ve kullanıma uygun kremlerdir. İlaç içermediği için bu şekilde aknemizin tekrarlamasını engelleriz. Akne tedavisinde gene tedaviye yardımcı bir takım yıkama jelleri, sabunlar da kullanmaktayız. Bunlar da gene cildin yağ dengesini ayarlamaktadır. Bize tedavide yardımcı olmaktadır. Kişinin cildinin yağ durumuna göre biz bunları seçmekteyiz ve günlük kullanımı önermekteyiz. Bir takım peeling ürünleri gene önermekteyiz. Bunları da daha çok haftada 2 kere banyo sırasında gözeneklerimiz açılmışken bir takım peeling ürünlerini de hastalarımıza tarif etmekteyiz. Bir de aknede bizler bir takım peelingler uygulamaktayız. Gene bu tedaviye yardımcıdır. Hiçbir zaman tek başına yeterli olmayan şeylerdir. Bir takım meyve asitleri cilde uygulayarak gene gözenekleri açmaya çalışırız. Yani aslında aknede hep gözenekleri açıp oluş mekanizmasını kırmaya çalışırız.